Şimdi ilk önce ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Yani Selçuk Gül olarak beni tanıyan zaten herkes Tabii. tanır. 12 Eylül öncesinde de iki üniversite okumuş insanım ben. O yüzden böyle ırkçılıkla falan yakınından bile geçmeyen bir insanım ben felsefe olarak. Yani. Tabii. Mümkün değil. Böyle bir şeyi kabul etmem de imkansız. Yalnız şunu da iyi biliyorum. Burada şimdi geldi arkadaşlar bu ırkçı söylemlerle daha önce ceza yiyenleri getiriyor. İngiltere'de daha çok oluyor bunlar. Tabii. Ama çok da bir hemen çok büyük paralar var. Yalnız sana hemen Şurada bir girdi yapayım. tamam. Biliyorsun yani Emre'nin bu ilk penaltısı, ilk Değil hukukatı sonradan. değil. Newcastle'da oynarken Ceza yemedi ama. 2006 yılında hatta şimdiki takım arkadaşı Everton'lı Yobo'ya Yobo. ve Diouf'a yaptığı hareket ama sonunda aklandı. Yani Aklandı ceza almadı. Evet, şunu demin söylemeye Vetere'de çalışıyorum. vardı abi. 2007 Ocağı'nda Vetere'de aklandı. vardı. Onu Vetere'de diyorum yani. vardı. Şimdi aklandığına göre. Şöyle bir durum var. Orada bir kere UEFA da FIFA da bu işlere çok şey bakıyor. Yani sert Evet. bakıyor. Ya bu arada ama o büyük cezaları verirken de tamamen gerçeği öğreniyor. Şimdi Emre diyor ki işte diyor maçta olan maçta kalmalı diyor. Niye şikayet etti diyor falan. Şimdi Evet. küfürler için aynı hepimiz futbolcuyuz. Tabii ki maçta kalan yapılan maçta kalır da. Ama bu rasizmle ilgili, ırkçılıkla ilgili söylemlerde bu başka bir şeye geliyor. Yani dediğim gibi gene kabul etmem mümkün değil. Ben diyor hatırlamıyorum diyor. İşte UEFA şöyle bir şey var. kupasında. Emre'nin maçta ta şeyden beri Galatasaray dönemlerinden beri hepimiz takip ediyoruz biliyoruz. Yani maçta kendini kaybeden bir yapısı var. Evet. İtalya'da da devam etti. Bu İngiltere'de devam etti. Burada da gene devam ediyor. Farklı bir kimliğe Farklı giriyor. bir kimliğe giriyor. En azından onu çok iyi biliyorum. Yani dini inançları açısından bir kere zaten bunu dememesi Dememesi lazım. lazım. Çünkü ne kadar şeye bağlı olduğunu biliyoruz. Yani Evet. en azından Dini inançları ben şunu yüksek. şöyle yorumluyorum. Yani kendini kaybetme olayı. Evet. Ama Ancak yapma. o. Profesyonel futbolcu kaç tane kart görüyor zaten sürekli. Çok. Kırmızılar, sarılar. Yani takımı bir geldiği günden beri öteki takımları da yani öteki takımlarda oynadığı takımlarda da çok yalnız bırakıyor. Doğru. Onu 50 kere söyledik ama bu yaştan sonra artık yapacak bir şey yok. Demek ki bu çocuğun kendini maçta kaybetme diye bir durum oluyor. Bir an geliyor yani derler ya bir an geldi diye. Ama küfür yediğini söylüyor. Küfür de yani. Yedi, yese de Yiyin gene yani. küfür Demin etti. Volkan da aynı Şey şeyi deme, söylüyor. zence deme. De. Volkan da Yani aynı ben şeyi söylüyor. ırkçılık söylemine karşıyım. Küfür zaten sahada küfür. O ne der bizim zamanımızda daha çok olurdu. Orada kalırdı. Evet. Sardık kol kola çıkardık yani. Bir anda bir tekme yiyorsun, ayağın kırılıyor. Ya ne yapacaksın yani? Peki bir şey soracağım. Trabzon stüdyosunda Metin Bey dedi ki çok enteresan bir şey söyledi. Fenerbahçe şey Trabzonsporlu futbolcuları oynadığı oyun açısından kutlamıyorum ama tribünlerle cebelleşmedikleri Evet. için kutluyorum dedi. Ben maçı seyrettim bilmiyorum sen maçtaydın. Yani tribünlerde bir Trabzonsporlu futbolcularla bir cebelleşme var mıydı? Yok asla. Yok. Yani ben Yok, işte buraya geç. Trabzonsporlu futbolcuların tribünlere cevabı bir yaklaşımı olmadı. Hayır, dedi. Tribünden herhangi bir Tribünden şey öyle bir şey gelmiş olmadı miydi? ki. Hayır, Hayır bir şey abi. olmadı kesinlikle. Şimdi yani son yıllarda oynanan tribün açısından en temiz maçtı ya. Ama Evet. şunu yani ben gene yalancı durumuna düşmeyeyim. Ben buraya yetişmek için çünkü stadın önünden arkadaşlar Son beni bölümünü alamazdı. seyredemedim. Mümkün değil oradan kalabalıkta çıkamazdık. O yüzden bir 10-15 dakika olduysa o sıra bir şeyler bilmiyorum. Ama 75 dakikada Küfür küfür de kafir. ya bir de şu var zaten sabahki yürüyüşte on binlerce kişi yürüdü orada ve on binlerce şey Biraz dağıtıldı. sonra geleceğiz ona. Yok yok ama yok bu o Ha, başka. önemli. Tamam Evet. tamam. Bildiri dağıtıldı. Tabii. Yani arkadaşlar aman ha bu maçlarda artık bitsin. Çünkü Kayseri maçına da yapıldı Ankara'da. Aynı bildiri dağıtıldı. Orada da dikkat ederseniz küfür falan yoktu. Küfür etmeyelim. Sağ yabancı madde atmayalım. Ha, yapılmadı. Ha, münferit. Münferit olmuştur mutlaka. Her yerini göremiyoruz Onu sağ. engelleyemezsin Belki zaten onu. protokolün orada yakınında oturanlar falan belki orada idarecilere veya başkanı bir şey demiş olabilirler. Onu da bir şey derim ama şu bile güzel bir başlangıç. Evet. Yani şeyde toplu halde yani toplu halde bile değil ama olmadı onu söyleyebilirim rahatlıkla. Zaten hafta başında Fenerbahçe yönetiminin de bir şeyi var. Bence çok aklı selim bir bildiri yayınladı. Pazartesi günü salı günü işte aman maçı küfür olmasın şu olmasın bu olmasın diye. Çünkü Volkan'ın bunun bir da de revanşı var yani. Volkan'ı yalnız orada ben şey tabii ki burada programda siz biz daha doğrusu mecburen hepsini veremiyorsun bir saat bir konuşmayı. Tesli orada bir soruyla tetiklendi yalnız Volkan. Evet Volkan olabilir. başka bir şey bu konuya girmeyecekti. İşte Zakor'a Emir Tuzak böyle bir soru demiş oldu yani. ne diyorsun falan deyince biz de o kadar küfür yiyoruz falan diyor öyle bir savunma Evet. yaptı. Yani biraz da bir arkadaşımız orada bir şey yaptı, bir yem attı yani. Ya var normal gazetecilik yapmış yani. Peki Yoksa hocam. öteki konuda küfüre de karşıyım. Ben kendim olarak tekrar üstüne basarak söylüyorum herkes de bunu bilsin. Yani ırkçılık eylemlerine en önce ben giderim şey.
Emre'nin karşısına dikilirim. Yani. Evet.